Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu dersimizde CSS'teki flex yapısından bahsetmek istiyorum. Günümüzde en çok kullanılan yapılardan bir tanesi CSS flex yapısı. Bunun yanında grid yapısı da kullanılıyor. CSS grid. Ama en çok kullanılanı bootstrap Strap Framework'ünde de tercih edilen yapı Flex üzerine gelişmiş durumda. Genel bir tanım olarak Flex'i açıklayacak olursak Flex V3 standartlarıyla bize sunulmuş olan bir yapı. Bizim kullanmamızın en büyük sebebi esnek yapıları kolayca yönettiğimiz için bu yapıyı kullanıyoruz. Esnek yapıdan kastım örneğin sayfamızdaki herhangi bir layout'u karmaşık düzeydeki bir layout'u istediğimiz şekilde konumlandırabiliyoruz. Hem yatayda hem dikeyde nesneleri nasıl gözükeceğini, öğelerin kendi içinde hizalanmalarını ve sırasını belirlemek için çok güzel özellikler barındırmakta. Özellikleri iki türde sınıflandırılıyor. Kapsayıcılar için ve içerisindeki elemanlar için. İlk önce biz kapsayıcılar için genel özelliklerini göreceğiz. Daha sonra ise İçerisindeki öğelerin özelliklerine bakacağız. Şu an için test.html sayfam açık. Style.css'inde herhangi bir şey yok. İkisi de boş durumda arkadaşlar. Boş bir div oluşturuyorum. İsmine de kutular diyorum. Bunun içerisine de nokta .kutu diyerek 5 tane item oluşturacağım. Şunu kopyalayabiliriz. 5 defa bunu yapıştırıyorum. Kutular sınıfının özelliklerini belirlemek istiyorum. Şuraya kadar olan seçenekleri bir kaydedelim nokta kutular dedikten sonra buna display flex diyorum. Yani sen esnek bir yapıya bürün diyorum. Buna belirli bir genişlik atayalım. Genişliğimiz 900 piksel olsun. Yüksekliğimiz de 600 piksel olsun. Belli olmasa adına buna bir arka plan rengi vermek istiyorum. Arka plan rengimiz de şuradaki dark salmon rengi olabilir. Kaydediyorum buraya kadar olan seçeneği. Evet, div'imiz bu alana gelmiş durumda. Her bir item için 100 piksel genişlik ve 100 piksel yükseklik ataması gerçekleştireceğim. Nokta kutu sınıfını burada tanımlıyorum. Width değerimiz 100 piksel, height değerimiz de 100 piksel olacak. Arka plan rengini beyaz olarak vereceğim ve köşelerden de biraz daha şık gözükmesi adına bir border radius değeri uygulamak istiyorum. Bu değeri de 10 piksel olarak giriyorum. Kaydettim. Şu an yan yana bunlar geldi. Normalde flex özelliği eğer bir elemana atanmışsa onun içerisindeki elemanlar default olarak yan yana geliyor. Biz bunu flex direction ile değiştirme şansına sahip olabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradaki kutulara isterseniz belirli bir isimlendirme yapalım. İçerisine rakamlar girmek istiyorum belli olması adına. Test.html'e geliyorum. Şunun içine 1 yazalım. Buraya 2, 3, 4 ve 5. Ctrl S'ye basarak kaydettim. Şu anki görüntümüz bu şekilde. En dıştaki flex yapımıza bir padding atacağım. Bizim en dıştaki yapımız kutulardı. Buna bir padding değeri veriyorum. Her taraftan 20 piksellik bir boşluğumuz olsun. Aynı zamanda buradaki itemlara da 5'er piksellik bir margin değeri atacağım. Kaydettim ve çalışmamı yeniden bir gözden geçiriyorum. Evet buraya görmüş olduğunuz gibi elemanlarımız geldi arkadaşlar. Aynı zamanda biz bunları da flex yapısına büründürerek buradaki itemları da flex yapısına büründürerek buradaki elemanları dikeyden ve yataydan ortalayabiliriz. O özelliklere birazdan geleceğiz. Az önce de belirtmiş olduğum gibi flex direction komutu ile hizalamanın yönlerini değiştirebiliyoruz. Flex Direction'ın almış olduğu değerleri görelim. Şöyle bunu biraz küçülteceğim. Şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Benim kapsayıcım kutulardı. Burada Flex Direction diyorum. Bakın almış olduğu değerler burada gözüküyor. Sütun olarak veya sütunları tersine çevirmiş olarak, satır olarak ve bunun gibi satırların tam tersi olan seçeneklerimiz var. Ben en çok kullanılan seçenekleri göstereceğim. Bu dört tanesi çok kullanılan seçenekler. Standart olarak Row olarak geliyor. Yani satır bazına geliyor. Ben bunu Kalın olarak değiştirip kaydedersem bakın buradaki yapı dikey olarak değişmiş oldu. Eğer burada kalın reverse dersem bu sefer bakın yukarıdan aşağıya bunlar değişecek. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir bu sefer aşağı geldi. Aynı mantıkla burayı row reverse olarak değiştirirsem de az önceki sıralama değişmiş olacaktır. Bakın şu an sağ tarafa attı kendisini. Beşten başlayarak ilerlemiş oldu. Eğer herhangi bir şey burada yazmazsak bu dediğim gibi default olarak row olarak çalışıyor. Göstermek istediğim diğer bir şey şu arkadaşlar biz burada biliyorsunuz konteynerımıza belirli bir genişlik vermiştik. Bakacak olursak genişliğimiz kaç pikseldi? 900 piksel. Bizim burada 5 tane divimiz var ve bunların her biri 100 piksel genişlik ve yüksekliğe sahip durumda. Diyelim ki burada 5'ten daha fazla item olmasını istiyorum. 10 tane item olsun. 10 tane item yapalım bakalım nasıl bir davranış gösterecek bir bakalım. Test.html'e geliyorum. Şuradaki 5 tane yapıyı tekrar kopyalıyorum. Hemen alt tarafına yapıştırdım. Bakın çalışmamıza bakacak olursak biz bunlara 100 piksel vermiş olmamıza rağmen bu kendi içerisinde sıkıştırılmış olarak satırı taşmayacak şekilde sonuna kadar gitti. Bu sayıyı fazlalaştıralım. Şurada 5 tane daha bir kopyalama yapıyorum. Bakın daraltmaya başladı. Eğer ben bu şekilde olmasını istemiyorsam aşağıya taşmasını bunların istiyorsam belirli bir genişliği tamamladıktan sonra şöyle bir komutumuz var onu kullanıyoruz arkadaşlar. Şu yapmış olduğum işlemi bir geri alacağım 5 tanesi için. 10 tane kalsın burada style.css'te de kapsayıcım için flex-wrap özelliğimiz var. Flex-wrap dedikten sonra burada standart olarak bu no-wrap olarak çalışıyor. Burada biz wrap olarak bunu eğer seçersek bakın aşağıya bu sefer geçmiş olacak. 900 piksel içinde bunlar artık nereye kadar gidebiliyorsa gidiyor. Yetmediği durumda ne yapıyor aşağıya geçiyor. Flex-wrap özelliği de burada bizim işimize yarayan bir özellik. Wrap Reverse seçeneğimiz var. Bunu daha iyi anlayabilmek için şuradaki değerleri isterseniz değiştirelim. Burası 6, 7, 8 şeklinde değiştiriyorum bunları. Burası 8, şu 9. Burası da 10 olacak. Kaydediyorum. Style.css'e geliyorum. Wrap seçeneğini Wrap Reverse olarak bakın alttan seçip kaydettim. Yani bu öğeleri gerektiğinde birden fazla satırda fakat aşağıdan yukarıya doğru listelenmesini sağlıyor wrap özelliği birden fazla satırda yukarıdan aşağıya doğru listeliyor. Eğer no wrap seçiliyse ilk baştaki seçeneğimiz tek bir satırda öler yan yana listelenmiş oluyor. Böylece bunu da açıklamış olduk arkadaşlar. Eğer biz flex direction ve flex wrap seçeneğini bir arada kullanmak istersek bizim şöyle bir seçeneğimiz var. Bu da kullanmamız gereken seçenek flex flow. Bu şekilde bir kullanım gerçekleştirebiliyoruz. Bu durumda kullanmamız gereken şey şu şekilde oluyor. Burada örneğin kalım yani sütun bazında sıralamak istiyoruz. Yanına da bir boşluk koyup artık wrap veya wrap reverse gibi seçenekleri burada da tanımlayabiliyoruz. Bakın iki tane seçeneği ben bu şekilde tanımladım. Burayı row olarak da tabii tanımlayabiliriz. Mesela row diyelim buraya bu sefer satır bazında olsun. Ve wrap özelliği olsun. Bu şekilde de tanımlama gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi üvelerin yatayda hizalanması ile ilgili seçenekleri sizlere göstermek istiyorum. Buradaki yapıyı kaldıracağım arkadaşlar. Şuradaki test.html'deki şu 5 tane div'in de bu alanda kalmasını istiyorum. Geri kalanlarını kestim. Belki ileride kullanırsak şu an için hafızada bulunsun. Bu şekilde kaydettim. Ben buradaki öğeleri yataydan hizalamak için diyelim ki sağ taraftan başlatacağım veya ortada olmasını sağlayacağım. Bu durumda justify-content özelliğini kullanıyoruz. Style.css'e geliyorum. Burada justify-content özelliğini çağıracağım arkadaşlar. Almış olduğu değerler burada gözüküyor. Center başlayalım. Center dedim ve kaydettim. Çalışmamı kontrol edecek olursam öğeler ne olmuş oldu arkadaşlar? Ortalı bir şekilde hizalanmış oldu. Bunun dışında flex start değerimiz var. Burayı flex start olarak değiştireceğim. Flex start dediğimizde en baştan başlıyor. Yani soldan başlamış oluyor. Eğer biz değerimizi flex end olarak değiştirirsek bu sefer sağ taraftan başlamış olacaktır. Bakın bu şekilde oluyor. Eğer bunları buradaki alana biz yaymak istiyorsak da Bakın şöyle bir seçeneğimiz var. Space Around diye bir seçenek var. Onu kullanacağım. Space Around'u seçtim ve kaydettim. Bunun yanında bir de Space Between seçeneğimiz var. İkisi birbirinden farklı. Bunu şöyle göstermek istiyorum. Burayı Space Between olarak bu sefer değiştireceğim. Ve kaydedeceğim. Space Between'de ilk ve son elemanı en son kısma kadar yapıştırıyor arkadaşlar. Yani 20 piksellik biz bir boşluk bırakmıştık. Container'ımız için. O alanların en başından ve en sondan başlatıyor. Yani ilk öğemiz sola dayalı. Son öğemiz ise sağa dayalı oluyor. Diğerleri ise ortalı olacak şekilde hizalanıyor. Space Around'da ise ilk ve son öğeler hariç diğerlerinin arasını eşit olacak şekilde hizalıyor. Bir de Space Evenly diye bir seçeneğimiz var. Bu da tüm öğelerin arasını aynı eşitlikte olacak şekilde hizalıyor arkadaşlar. Onu da deneyelim. Bunlar birbirine yakın olan seçeneklerimiz. Bunu da kaydedip şöyle ön izlemesine bakmak istiyorum. Bu da tüm öğelerin birbirlerine aynı eşitlikte dağıtılmasını sağlamış oldu. Burada görmüş olduğumuz seçenekler öğelerin yatayda hizalanmasıyla ilgili olan seçeneklerimizdi. Şimdi dikeyde hizalama ile ilgili seçenekleri göstermek istiyorum. Bu durumda kullanacağımız seçenekler Align Items arkadaşlar. Buraya Align Items diyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada da almış olduğu seçenekler birbirine benzer şekilde. Center'la başlayalım. Center'ı seçiyorum ve kaydediyorum. Bakın çalışmamıza bakacak olursak dikeyden bunlar ortalı olarak gelmiş oldu. Şöyle center'ı buradan silelim. Yine flex start ve flex end seçeneğimiz var. Bunlar aynı mantıkla çalışıyor. Flex end dediğimizde en aşağıya attı. Flex start dediğimizde ise en üstte olacaktır. Default olarak bu flex start olarak çalışıyor arkadaşlar. Bunu tekrar yazmama gerek yok. Diğer bir seçeneğimiz var burada. Stretch seçeneği var. Bunu kaydettim. Şu an için herhangi bir işlem yapmadı. Çünkü belirli bir yüksekliği var burada. 100 piksellik bir yüksekliğimiz var. Stretch'e görebilmek için buradaki 100 pikseli ben kaldıracağım. Ve yeniden kaydedeceğim. Bakın stretch seçeneği ne işe yaradı? Bu şekilde daha iyi anlamış olduk. Herhangi bir yükseklik verilmediğinde kapsayıcının boyu kadar ilerlemiş oluyor. Bir de baseline seçeneğimiz var. Bu da öğeler içerisinde ilk satırı baz alarak bir ortalama yapıyor. Çok kullanılan bir seçenek olmadığı için bu kısmı geçiyorum. Evet şimdi göstermek istediğim seçenek align content seçeneği. Justify Content'i gördük. Align Items'ı gördük. Şunu sileceğim buradan. 100 pikselimizi geri getiriyorum arkadaşlar. Height 100 pikseldi burada yazan değerimiz. Onu geri getirelim. Tekrar kaydettim. Şu anki görüntümüz bu şekilde. Bir de birden fazla satır burada varken onlara ortalama özelliğimiz var. Onun için kullandığımız seçenek Align Content seçeneği. Şimdi biraz önce kesmiş olduğum objeleri şu alta bir yapıştırayım. Ctrl V'ye basarak yapıştırdım ve kaydettim flex wrap özelliğinde wrap olarak burada değiştireceğim. Buradaki iki tane satırı eğer biz ortalamak istiyorsak da şöyle bir seçeneğimiz var. Öncelikle şu space evenly'yi buradan kaldıracağım arkadaşlar. Standart bir görünüm'e kavuşmuş olsun şu şekilde. Bunları bakın dikeyden ortaya ortalayabilmek için inline content'i kullanacağım. Şurada inline content diyorum. Burada center'ı seçiyorum. Ctrl sye basarak kaydetin. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu ortalanmış oldu. Diğer seçeneklere bakalım. Flex end seçeneğimiz var. Bu da tahmin edeceğiniz üzere en son aşamadan başlamasını sağlayacak. Yani alttan Flex end, Flex start üst taraftan başlayacak. Onu yazmıyorum. Space around seçeneğine bir bakalım arkadaşlar. Kaydettim. Görüntümüz bu şekilde. Yani tek farkı şu aslında. İki satırlı durumlarda Align Content seçeneğimiz kullanıyoruz. Space Between de yine aynı mantıkla çalışacaktır. Bakın Space Between de görmüş olduğunuz gibi ilk satırı en üstte, son satırı ise en alta hizalamış oldu arkadaşlar. Başka ne var? Burada bakalım. Yine aynı mantıkla Space Around var. Buna da biraz önce baktık. Şimdi buradaki item yani kutu için hangi özelliklerimiz var Flex onlara bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi şuradaki Space Around'u bir silmek istiyorum. Buradaki Wrap özelliğini kaldırıyorum. Yine burada ben 5 tane elemanın bırakılmasını sağlayacağım. İşlemleri hızlı ve kolay yapabilmek adına şu kısmı kesiyorum ve kaydettim. Şu an 5 tane item'ımız var ve bunlar flex row özelliğine sahip durumda. İlk göstermek istediğim seçenek sıralama ile ilgili seçenek arkadaşlar. Bunu order ile sağlıyoruz. Bu arada biz justify content ve align items'ı gördük. Şuradaki rakamları buradaki kutular içerisinde öncelikle bir ortalayalım. Ondan sonra da o işlemi yapalım. Şuradan devam ediyorum. Kutu için align items değerine center diyeceğim. Aynı zamanda Justify Content özelliğimizi de Center olarak seçiyoruz. Display özelliğine de Flex atamamız gerekiyor ki bunlar düzgün bir şekilde çalışsın. Evet şu an geldi. İlk göstereceğim özellik sıralama seçeneği yani order özelliği. Diyelim ki biz buradaki itemlardan 5. ile 4. kendi arasında yer değiştirmek istiyoruz. Bu durumda order özelliğini kullanıyoruz. Mesela şunun için item 4 diyelim. Buna da item 5 diye bir sınıf atıyorum. Bildiğiniz üzere buradaki sınıfları birden fazla atama gerçekleştirebiliyoruz. Item 4 ve Item 5'e dair özellikleri burada tanımlayalım. Nokta Item 4 diyorum. Buna bir arka plan verelim. Arka plan rengimiz sarı olsun arkadaşlar. Bunu olduğu gibi kopyalıyorum. Ctrl C ve Ctrl V'ye bastım. Buradaki arka plan rengini de blue olarak değiştiriyorum ve kaydettim. Yellow gelmedi. Niye gelmedi bir bakalım hemen. Item 4, bu da item 4, bu item 5 olması lazım çünkü. Şu an gelmiş durumda. Ve 5 ile 4'ü yer değiştirmek için biz şunu kullanıyoruz. Order özelliklerini şimdi burada tanımıyorum arkadaşlar. Bunun order yani sıralama değerine 5 vereceğim. Burada ise item 5 için ise order 4 diyeceğim. Kaydettim. Bakın şu an kendi arasında yer değiştirmiş oldu 4 ile 5. Bu şekilde order özelliğinde itemlar için tek tek kullanabiliyoruz. İkinci göstereceğim seçenek Flex Grow özelliği. Flex Grow özelliğini tanımlayacak olursak şöyle diyebiliriz. Bir öğeyi diğerlerine göre daha büyük göstermek için kullanıyoruz. Bunun da yine varsayılan değeri 0 arkadaşlar. İsterseniz şu 4'ün tamamını kaplamasını sağlayalım. Bunun için burada item 4 için Flex Grow'u çağırıyorum. Özelliğine de 2 diyelim arkadaşlar ve kaydettik. Hiç fark etmez. Burada görmüş olduğunuz gibi diğerlerine göre daha büyük oldu. Şunun içinde flex 3 diyelim. Şunu kopyalıyorum. Flex grow özelliğini. Ctrl C. da Ctrl V yaptım. 2 olan değeri de 3 olarak değiştirdim. Bakın burada bu sefer bu daha büyük oldu. Bu şekilde kendi içerisindeki algoritmaya göre bu işlemleri gerçekleştiriyor. Flex Grow'un yanında bir de Flex Shrink özelliğimiz var. Bunu da kısaca açıklayacak olursak aslında Flex Grow'un tam aksini yapıyor. Yani elemanları küçültüyor. Bunun varsayılan değeri 1. Eğer bir öğeye 2 değerini verirsek bu diğerlerine göre daha da küçülecektir. Buradaki Flex Grow özelliğini için ben Flex Shrink olarak değiştireceğim. Şuradan çıkan seçenekten bunu işaretliyorum. Aynı şekilde buradaki Flex Grove seçeneğini de Flex Shrink olarak kaydettim. Görmüş olduğunuz üzere herhangi bir değişiklik yok arkadaşlar. Aynı çünkü bizim width değerimiz hala 100 piksel. Onu biraz artıralım. Bakın şu alanı biraz geçecek şekilde sınırlandıralım. Yani 100 pikseli mesela 250 piksel yapmak istiyorum. 250 yapalım. Ctrl S'ye bastım. Şu an bunu daha iyi görebileceğiz. Evet bakın ilk üç tanesi aynı boyutta. Dördüncüsü ve beşincisi ise daha da küçülmüş durumda. Beşincisi ise dördüncüsüne göre daha fazla küçülmüş durumda. Neden? Çünkü beşincisinin flex çelenk özelliği 3. Ne kadar bu değer yüksek olursa o kadar küçülecektir. Burada yapmış olduğum işlemleri geri alacağım şimdi. Şuradaki flex çelenk özelliğini iptal ediyorum. Burada da iptal edeceğim. Bu arada şurada herhangi bir şey yazmasak da olurdu arkadaşlar. Ctrl S'ye basalım. Tabi buradaki 250 pikselde ne yapmamız lazım? 100 piksel olarak değiştirmemiz lazım ki eski haline geri gelmiş olsun. Şu an ilk haline geri getirdim. Son olarak bir özellik daha göstereceğim. Bu da flex Base isteği bir özelliğimiz. Direkt ben örnek üzerine göstermek istiyorum. Şurada flex base istiyorum. %40'lık bir alanı kaplamasını istiyorum bunu. 40 ve yüzde diyorum. Kaydediyorum. Ve bakıyorum arkadaşlar çalışmama. Görmüş olduğunuz gibi benim %40 özelliğini vermiş olduğum eleman oradaki toplam genişlikte %40'lık kadar alan kapsadı. Diğerleri ise eşit olacak şekilde dağıtıldı. Eğer böyle bir şey istiyorsak da bu seçeneği kullanma şansına sahibiz. Eğer biz buradaki öğeleri tek başına dikey eksende hizalamak istiyorsak da align self özelliğini kullanıyoruz. 5. itemı, daha doğrusu 5 numaralı itemı orderla yer değiştirmiştik. Bunu diyelim ki ortaya hizalamak istiyoruz. Bağımsız olarak bu durumda align self özelliğini kullanıyoruz. Şurada align self diyorum. Aynı çoklu satırlarda olduğu gibi bunu sadece tek bir item için yapıyoruz. Bakın bu ortal olarak hizalanmış oldu. Mesela 5.sinde veya ilk seçeneği de en alta hizalayalım. Onun için de flex end dememiz gerekiyor. Onun için herhangi bir özel sınıf var mıydı? Yok. Şurada item 1 diyelim. Burada da item 1'i seçmek istiyorum. Nokta item 1 align self diyeceğiz. Flex end diyor. Böylelikle en alta almış olacağım onu. Kaydettim. Ve çalışmama bakıyorum en alta gelmemiş olarak gözüküyor. Ne eksiğimiz var? Şurada bir demeyi unutmuşum arkadaşlar. Tekrar kaydettim. Gördüğünüz gibi en alta gelmiş oldu. Evet bu şekilde flex özelliklerini hem container yani sarmalayan kısım için ve buradaki item'lar için görmüş olduk. 4 tane sayfa açtım arkadaşlar sizlere. Bunlar hazır olarak flex ile ilgili işlemlerin yapıldığı siteler. Buradan kendiniz de bunları kontrol ederek flex özelliklerini tekrar pekiştirme şansına sahip olacaksınız. Ben buradaki web sitelerini, linklerini sizlere paylaşacağım. Açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Örneğin bakın, bu web sitesinde şuradaki progress bar sayesinde buradaki itemların sayısını artırıp azaltabiliyoruz. Ve şu alt kısımdan da seçenekleri buradan uygulayabiliyoruz. Burada radyo buton koymuşlar. Bu çok güzel. Buradan istediğimiz seçeneği canlı olarak buradan izleyebiliyoruz. Hemen alt tarafta da CSS çıktısını bizlere veriyor arkadaşlar. Diğerleri de aslında aynı mantıkla çalışıyor. Artık siz bunları istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi combo boxlar yardımıyla bu işlemi yapabiliyoruz. Evet benim söyleyeceklerim flex yapısıyla ilgili bunlar arkadaşlar çok faydalı bir seçenek. Her türlü layout'u bu flexbox sayesinde oluşturabiliyoruz. Umarım dersimiz faydalı olmuştur. Bir sonraki derse görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.